Selamlar. Bu videoda Unreal Engine oyunumuzu Alt f 4 ile kapatmaya devre dışı bırakmaya göstereceğim. Oyunumuzu e, Alt f 4 ile kapattığımız zaman e, veya pencereden kapattığımız zaman e, gerekli olan kodlar tetiklenmiyor. E, bu sebepten e, oyunumuzda bozulmalar olabiliyor. E, özellikle multiplayer bir oyunsa e, server karakteri Alt f 4 çektiği zaman e, ortada bulunan session destroy olmuyor ve bütün clientler kilitleniyor. E, ve bu kilitlenme olayını e, çözmenin bir yolu yok. E, timeout süresini beklememiz gerekiyor. E, o sürede, çok uzun bir süre, single player boyunda Alt F4 ile oyunu kapatmak e, çok sıkıntı yaratmaz. Fakat multiplayer boyunda az önce anlattığım sebepten ötürü e, bütün oyunun bozulmasına yol açabilir. Ve bu istenmeyen bir durumdur. O sebepte e, bizim bu Alt F4 olayını e, çözmemiz gerekiyor. Bunu çözmemiz için bir tane fonksiyon bağlamamız yeterli olacaktır o fonksiyonda oyun penceresinin kapatılma tetiği yani bize o tetik geldiği zaman pencere kapatılma isteği gönderilmiş oluyor bunun için herhangi bir aktör kullanabiliriz game mode game state game instance olabilir game modu kullanabiliriz şöyle game mode'umu açtım hemen bir tane begin play fonksiyonu oluşturalım. Hemen body'sini oluşturdum. Süper'e ekliyorum. Bağlayacağımız fonksiyon e, game üzerinden ulaşmamız gereken bir fonksiyon. O sebepte e, önce game e, buradan ulaşmamız lazım. Bu arada şu begin play'e ben virtual koymamışım onu hemen düzelteyim virtual Wait, begin play override olacak ee, game instance'a ulaşmak için get game instance fonksiyonunu kullanmamız yeterli olacak ee, buradan tür belirtebiliriz belirtmeyebiliriz bunu bir tane değişkene aktaracağız u game instance pointer türünde getiriyormuş u game instance pointer gı yazdım game instance olduğunu belirttim. Bu şekilde game instance'a ulaştık. Hemen bunu bir kontrol edelim. Eğer bu içi boş mu dolu mu diye. E, i̇çi doluysa buraya girecek. Ve bu game instance içinde bir fonksiyon var. Get game client fonksiyonu. E, getir bir fonksiyon bize UGameViewportClient pointer'ı döndürüyor. O yüzden hemen bunu da bir get edelim. UGame client pointer. U game -port -client pointer. Aslında bunu yazmak yerine e, auto da yazabiliriz. Auto -game e, ama çok tavsiye edilen bir şey değil. E, çünkü ne olduğu belli olmuyor. Üzerine gelince okunuyor fakat e, kodu sonradan okuyan başka bir kişi bunu anlamayacaktır. O sebeple e, türünü doğru yazmak daha önemli e, game viewport'u aldıktan sonra bunu da kontrol ediyoruz. Eğer bu da doluysa bunun içinden on window close requested e, imzasını çağıracağız. On window close requested e, ne demek? Burada yazdığı gibi f Windows Close Requested e, Delegate'ini getiriyor bu delegate'e bağlama yapabiliyoruz. O yüzden buraya noktaya basıp binds u function diyebiliriz. E, u function iki tane parametre alıyor. User obje ve fonksiyon ismi. E, user obje bu obje, this ve fonksiyon ismi. E, fonksiyon oluşturmamız gerekiyor buraya. E, oluşturacağımız fonksiyonun e, dönüş değeri parametresi önemli çünkü e, buraya bir bağlama yapıyoruz. Buradan gönderilen tetikle e, ee, burada alacağımız tetik aynı imzaya, aynı imzaya sahip olmalı. O sebeple şuradaki fonksiyona kontrol sol klik ile gidiyorum. Ardından e, bu bir getir olduğu için bize bunu döndürüyor. Bunu açtıktan sonra e, şuradaki delegate'e de gittiğimiz zaman bizim burada e, dönüş değerimiz karşımıza çıkıyor. Dönüş değerimiz burada herhangi bir parametre almıyor. Boolean bir değer döndürüyor bu fonksiyon. O yüzden şuraya bir tane fonksiyon yazacağız. Void on window close rec yazdım. Requested'i belirtmek için. Bu arada void yazdım. Bu boolean olacak. Hemen düzeltelim. Çünkü burada bize şurada bize boolean dönüş değeri geliyor. Şurada return value olarak belirtmiş. Boolean e, fonksiyon ismi parametre almıyor ve kapattık fonksiyonumuzu oluşturduk hemen definition oluşturalım ve burada fonksiyon ismi yerine şunu verelim bu kadar e, bu işlem bize e, pencerenin kapatılma tetiğini verecek olan işlem Burada istediğimiz kodu yazabiliriz. İstersek e, kontroller yaparız. E, Windows kapatmadan önce e, örneğin kullanıcıya bir mesaj verebiliriz, bir widget oluşturabiliriz. Burası size kalmış. E, fakat burada önemli olan kısım buradaki return değeri. E, bu return değeri false olursa pencere kapanmaz. Eğer true olursa pencere kapanır. Yani biz pencereyi kapatma isteği gönderdiğimiz zaman ilk önce burası çalışıyor. En son buraya geliyor. Buradaki return değerine göre zaten boolean döndürüyoruz. Pencere kapanıyor veya kapanmıyor. Ee, bunu şimdilik turu yapalım, Compile'imizi edelim. Bunu turu yapmamız demek e, pencereyi kapatacağımız anlamına geliyor. Ee, şöyle game mod sınıfımızı seçelim. MyProject8 game mod, game modu seçtim. Game instance Sınıfı'na bakayım hemen, o da orada seçili zaten Default Sınıf Bunu hemen Standalone Game'de açıyorum Evet proje açıldı şu an Alt F4'e basıyorum ve hemen Pencerem kapanıyor Çünkü buraya True yazdık Buraya False yazalım post yazalım fakat bir de buraya yazı yazalım belli olması için gengin pardon screen debug message şuna random yazı yazalım window class ekleyelim tekrardan compile ediyorum başlatıyorum oyunumu. Evet, alt F4'e bastım ve e, şu an crashledik. Niye crashledik? Evet, hot ve live coding yüzünden crashledik. Hemen projemi kapatıyorum. Tekrardan compile edeceğim. Bu bazen olabiliyor. Tekrardan motor açtığımız zaman böyle bir şey olmayacak. Evet, proje açıldı haritamıza girelim. Tekrardan oyunumuzu açalım. Evet oyun geldi sanırım. Fakat yine gelmedi. Ne diyor? Evet. Fail to find function yazdı. On with no close like request fonksiyonu bulamadı diyor. Çünkü biz buradaki fonksiyona view function makrosu eklemedik. Ee, buna bu makroyu eklemezsek buradaki yani bindlama işlemi olmuyor. O yüzden hemen U function u ekleyip compile'mizi bir daha yapalım. Tekrar açıyorum motoru. Çok fazla unutulan bir şey bu. E, fakat unuttuğunuz zaman da e, size hatayı verdiği için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Evet, tekrar açıldı. Başlatıyorum projeyi. O oyun daha doğrusu. Evet, şu an herhangi bir crash gelmedi. Alt F4'e basıyorum ve gördüğünüz gibi e, pencere kapanmıyor, solda yazı yazıyor. E, Alt F4 bu arada sadece yeterli değil. Biz bu oyunu çarpıdan da kapatamayacağız. Şöyle göstereyim onu. Şuraya geldim. Ben şu an çarpıya basıyorum. Kapanmıyor bir şekilde. Artık bu projeyi kapatmanın tek yolu e, görev yöneticisinden kapatmak. Şöyle görev yöneticisini açalım. Projeyi şöyle bulduk. Görev sonlandır dedim. Ve anca öyle kapandı. Böyle bir işlem yaptıysanız mutlaka e, çıkış fonksiyonu yazmanız lazım. Yoksa oyuncu oyundan çıkamayacaktır. Bence bu fonksiyonu e, kullanacağımız en önemli yer e, multiplayer oyunlardaki e, server'ın çıktığı durum. Videonun başında söylediğim gibi e, server karakteri Alt f yaptığı zaman bütün client'lar kilitleniyor. E, çünkü herhangi bir e, bağlantı kalmıyor onlar için. Bağlantı kalmamasına rağmen e, session destroy olmuyor. E, session destroy olmadığı için de orada e, kalıyorlar. E, single player oyunlarda da ee, şu şekilde kullanıcıya bilgi verebilirsiniz ee, oyundan çıkmak için e, şu tuşa basın vesaire veya e, oyunu kapatmadan önce e, kayıt işlemi yapabilirsiniz single player bir oyunda e, pencere kapanmadan önce e, şurada artık e, kayıt kodlarını yazıp daha sonrasında yapabilirsiniz çıkış olayını e, bu derslik bu kadar.